Merhabalar, bendeniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle birlikte parfüm şişe tasarımlarından bahsedeceğiz. Sizlere şişelerini en sevdiğim parfümleri göstereceğim ve son dakika sevmediklerimi de bu videoya eklemeye karar verdim. Onları da videonun sonunda göstereceğim. Sizin en sevdiğiniz, böyle makyaj masanızda sergilemeye bayıldığınız parfüm şişesi hangisi? Kokusu ne olursa olsun, şişesine aşık olduğunuz parfüm şişesi hangisi? Aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Hep beraber tartışmış oluruz. Ve sevmediğinizi de yazabilirsiniz. En kullanışsız olan, gördüğünüzde dayanamadığınız, ancak kokusunu sevdiğiniz için elinizde tuttuğunuz parfümler varsa onları da aşağı yazarsanız sevinirim. Bu videoyu yaklaşık bir yıldır çekmeyi planlıyordum aslında. Ancak bir türlü bu videoya sıra gelmedi. Ve aslında çekmeyi planladığım parfüm videosu için parfüm örnekleri elime henüz ulaşmadığı için, geç kaldıkları için ben de bugün bu videoyu çekmeye karar verdim. Böyle hızlı, eğlenceli, pratik, tatlı bir video olacak bence. İsterseniz hemen başlayalım. Eğer bu tarz parfüm videolarından hoşlanıyorsanız, bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalımda ağırlıklı olarak parfüm ve moda videoları var. Umarım hepsini keyifle izlersiniz ve bu güzel alemize siz de katılırsınız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak bir designer parfüm markasının şişelerinden başlayacağım. Eğer benim gibi vintage sever bir insansanız eminim daha önceden bu parfüm markasının şişelerini görüp bayılmışsınızdır. Böyle bir içiniz gitmiştir. Bende 3 tane şişesi var ancak sahip olmak istediğim, böyle koleksiyonumda tutmak istediğim o kadar fazla parfüm şişesi var ki gerçekten çok güzel yapıyorlar. Hepsi birbirinden farklı şişelerin ancak hepsi aynı vibe'a sahip. Ve Allah'tan kokularını da beğeniyorum. Sadece şişesi için elimde tutmuyorum. Çok severek kullandığım parfümler. O markada Gucci markası. Şişeleri o kadar vintage, o kadar güzel ki. Bu Bloom parfümü. Bloom'un farklı flankerlerinde farklı desenler, çiçekler de olabiliyor. Bu klasik Bloom EDP. Bu zaten Gucci'nin klasik etiketidir. Normal bir çanta kıyafet aldığınızda da hep bu etiketi her yerde görürsünüz. Ve böyle pudra pembesi, opak bir şişesi var. Çok güzel. Kokuları da zaten çok vintage. Sizi böyle eskiye götürüyor. Çok güzel bir sümbültever parfümüdür kendisi. Ve bunun yanına bu şişe. Yine harika bir şişe değil mi? Çok çok güzel. Bu parfümleri bitirdiğimde de mutlaka atmayacağım şişelerini ve bu şekilde şişelerini ömür boyu saklamayı planlıyorum. Şu altın kapağa bakar mısınız? O kadar güzel ki, ağır bir kapak. Ve yine Gucci'nin harika bir etiketi ve burada da altın olarak çevrilmiş çok güzel bir şişesi var. Bu da çok vintage. Diğeri ise Flora. Gorgeous Gardenia parfümü. Bunda da yine aynı kapak var. Bu da çok tatlı bir pembe. Harika. Gucci'nin meşhur klasik çiçek deseni de burada mevcut. Fularlarında, çantalarında kullandığım. Çok güzel. Yani bu üçü yan yana o kadar güzel ki. Gerçekten en sevdiğim parfüm şişeleri bunlar kesinlikle. Ve daha da güzelleri var. Gucci'nin özellikle yine biraz niş parfümü olarak geçen bir kategorisi var. Onu ben Selfridge'de Gucci parfüm standında gördüm. Orada her çeşidi var. Ancak burada mesela Boots'a gittiğinizde o şişeleri göremiyorsunuz. Gucci'nin diğer parfümlerinin şişeleri varken onlar yok. Sanırım çok kısıtlı mağazalarda satılıyor. Beyaz, yine uzun. Bunlardan daha büyük olan şişeler. Onlar da çok güzel. Onlardan da bir tane edinmek istiyorum. Kokularını da çok beğendim. Çok hafif, çok çiçeksi kokular oluyor genellikle Gucci'nin bu parfümleri. Kesinlikle çok güzel. Bir diğer şişelerini beğendiğim parfüm markası ise Martin Mikeleff markası. Bu Fransız niş bir parfüm evi. Ve hala bir aile şirketi olmaya devam ediyorlar. Büyük şirketler tarafından isim hakları alınmış bir marka değil. Hala aile çiçeklerini kendi topluyor. Kendi alanları var ve şişelerini kendileri elle yapıyorlar. Bu gördüğünüz cam şişeyi de yine atölyelerinde kendileri yapıyorlar ve üzerinde gördüğünüz bu kristalleri tek tek elleriyle yapıştırıyorlar. Bir karı koca işletiyor ve
Kadın zaten bir artist. Kendi artistliği, ooo düşürüyordum. Kendi artistliğini de şişelere yansıtıyor. Her şişesi farklı. Yani gördüğünüz gibi sadece tek bir şişe değil. Her parfümde farklı şişeler kullanıyorlar ve hepsine farklı bir dokunuş ekliyorlar. Bu şişe zaten her şeyle çok güzel. Bu Illanim Gold parfümü. Gördüğünüz gibi içerisinde altın rengi simler de barındırıyor. Parfümü sıktığınızda böyle hafif altın ışıltısı oluyor. Çok gözle görülür değil ancak onu hissedebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Yine eskitilmiş bir altın. Ve üzerinde böyle kabartılar var. Çok güzel. Ve böyle şişe eskidikçe güzelleşiyor. Bende biraz böyle altını çıkmış yerler var. Ancak daha da böyle nostaljik bir hava katıyor bence. Çok güzel bir parfüm şişesi. Çok severek baktığım, böyle bakmaya doyamadığım bir parfüm şişesi bu da. Ve elle yapıyor olmaları o kadar güzel ki her şişe birbirinden biraz farklı oluyor. Ve sizin şişeniz de sadece size özel oluyor. Bunun hissiyatı gerçekten çok güzel. Bir diğer görünüşüne bayıldığım, zaten çok ikonik olan bir parfüm şişesinden bahsedeceğim. Bu 100 yıllık olan bir şişe. Chanel'in No. 5 parfümünün şişesi. Yine şişenin tasarımı, parfümün suyunun rengi, bu No. 5 etiketi, bu kapağı, her şeyi o kadar ikonik, o kadar vintage duran, çok da şık olan bir şişe bence. Çok çok sevdiğim bir parfüm şişesi kendisi. Ve bir parfüm şişesi dendiğinde hiçbir marka, hiçbir etiket düşünmeden sadece parfüm şişesi Deniz düşün dendiğinde bana aklıma sadece iki şey geliyor. İlki bu çok eski olan balonuna basıp sıktığınız böyle yuvarlak gelen parfüm şişeleri var ya, çok eski olan, bir o geliyor. İkincisi de kesinlikle bu tarz bir şişe. Yani hafif böyle tombul, kare gibi duran neredeyse ve böyle kristalimsi olan parfüm şişeleri. Yine mutlaka altın kapağı olacak. Bu bana göre çok şık, çok vintage duran bir olay. Çok seviyorum ve burada markanın çok tatlı, hoş bir klasik ve hafif tutulmuş bir etiketi. Bu bana göre bir klasik parfüm şişesi. O yüzden gerçekten beğeniyorum. Çok kaliteli duran bir şişe tasarımı bence. Dediğim gibi bir böyle hafif yuvarlak gelen, oval gelen daha doğrusu, bir armut gibi gelen ve böyle balonu olan parfüm şişesi. İkincisi de bu. Bu da gerçekten çok beğendiğim, çok klasik bulduğum, çok lüks bulduğum bir parfüm şişe tasarımı kendisi. Normalde böyle çok fazla kalp, çiçek, böcek, yıldız, kelebek tarzındaki parfüm şişelerini beğenmiyorum. Kesinlikle kötü durmuyorlar. Bence çok tatlılar. Ancak bundaki gibi böyle bir parfüm ağırlığı taşımıyorlar bence. Tamamen biraz designer marketing'e giriyor o ve biraz genç yaş müşterilerine yönelik yapılmış gibi geliyor bana. Onları çok fazla beğenmiyorum ancak iki tane parfüm şişesi bence güzel ve bence ikonikleştiler. Bu tam belki ikonikleşmedi ancak bunu nedense beğeniyorum. Yani bu kadın bacakları bence çok şık. Yani bilmiyorum, bence güzel duruyor. Bu da Jean Paul Gaultier'in Skandal parfümü. Böyle kadın sanki parfümün içine girmek istemiş ve çıkamamış ancak onun içinde de mutlu. Hani o parfümle büyülenmiş, orada güzel bir dünya yakalamış. Ne çok içine girmek istiyor artık ne de çok dışarı çıkmak istiyor gibi bir izlenim uyandırıyor bende. Yani büyülenmiş bir kadın ve seksi bir parfüm şişesi bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu şişe hakkında? Söylerseniz sevinirim. Sizce ucuz mu duruyor yoksa şık mı duruyor? Ben bazen ucuz duruyor gibi hissediyorum. Bazen de çok çok beğeniyorum. Çok kararsız kaldığım ancak sevdiğim bir parfüm şişe tasarımı. Diğeri ise yine bunun ayarında olan Carolina Herrera'nın bu Good Girl parfüm şişesi. Bunu zaten görmeyeniniz kalmamıştır. Neredeyse dik gelen bir topuklu ayakkabı. Yani bunun üzerinde bir saniye bile hiçbir kadın bence duramaz. Ancak olay o zaten. Yani çok çok değişik olan. Evet, çok designer parfüm ayarında bence yine. Ancak ve bence bu ikonikleşti. Yani bana göre çok ikonikleşmiş bir parfüm şişesi. Ve bir diğer şişelerini beğendiğim ancak mutlaka böyle üzerlerinde oynama yapma isteği duyduğum parfüm markası ise
Parfum Zamali markası. Bu gördüğünüz gibi yine bayağı elinize aldığınızda bu Gucci Bloom gibi ağırlığını hissettiren, şişesi bayağı kaliteli yapılmış, onu hissediyorsunuz. Ve kadın hatlarına sahip olan bir şişe. Ancak mesela bundaki eksik bu Delina parfümü. Bu bence şampanya rengi ya da altın rengi olmalıydı. Ve buradaki boncukları da altın olmalıydı. Bence bu gümüş nedense olmamış. Sevmedim. Yani bundaki gibi bir altın ya da bundaki gibi bir eskitilmiş altın gibi olsaydı bence çok daha güzel olabilirdi. Ve biraz daha bence şişenin buralarında kabartmalar var gördüğünüz gibi. Buralara da bir altın desenler yapılabilirdi. Biraz boş kalıyor bence. Bir şeyler yapılabilirdi. Ya da böyle beline bir kuşak olabilir. Bir şeyler eksik bence. Ancak kötü değil. Güzel. Yine çok şık duruyor bence. Ancak biraz daha zenginleştirilebilirdi bence diye düşünüyorum. Bir diğer şişe tasarımlarını beğendiğim marka ise Lancome markası. Ancak Lancome'un Private serisindeki parfümleri için üretilmiş olan şişelerini beğeniyorum. Bu bendeki Oud Bouquet parfüm ve eski şişe tasarımı. Bu şişe tasarımı çok güzel. Bence yeni şişe tasarımı da çok güzel. Parfümün suyunun rengi, üzerindeki desenler, bu altın şişe, lüks altın rengi olan şişe. Zaten parfümün size hissettirmek istediğini hissettiriyor. Yani parfüm şişesini görür görmez hemen o vibe'ı alıyorsunuz. Çok güzel kokusu zaten. Gerçekten çok güzel. İnanılmaz olan kokusuyla, tasarımıyla, her şeyle inanılmaz olan bir parfüm kendisi. Şişesine de bayılıyorum. Ve elimde şişesi olmayan ancak bir diğer şişe tasarımını beğendiğim marka ise Guerlain markası. Ancak Guerlain'in yine Private koleksiyonu için çıkarttığı şişe tasarımı gerçekten çok güzel. Renkleri tabii ki de parfümden parfüme değişiyor ancak ortalama olarak parfüm şişe tasarımı bu şekilde. Bu da yine çok çok lüks hissettiriyor. Gerçekten inanılmaz güzel. Böyle sizi eskiye götüren, markanın ne kadar eski olduğunu size hissettiren çok yine harika bir şişe tasarımı bence. Çok beğeniyorum. Ve şişe tasarımlarını hiç beğenmediğim ya da kullanışsız bulduğum 4 parfümden bahsedeceğim. Düşünsem daha da çıkardı ancak çok fazla düşünmek istemedim. Nötr yaklaştığım parfüm şişeleri de çok. Onları da tabii ki de bu videoya eklemedim. Sadece gerçekten hiç şişesini sevmediğim 4 parfümden bahsedeceğim. İlki hiç sevmediğim Lancome'un Idol parfümü. Bunun şişesi hakkında ne düşüneceğimi bilememiştim ilk aldığımda. Gerçekten sevdim mi sevmedim mi biraz kullanmam, biraz şans vermem gerekiyordu. Ancak hiç kullanışlı olmayan bir parfüm şişesi. Kesinlikle ayakta duramıyor, yan duramıyor. Kesinlikle bu şekilde tutmanız lazım. Bu da böyle telefon gibi, iPhone gibi. Standı varmış. Standını hiçbir yerde bulamadım. Bir eBay'de satılıyordu. O da tükenmiş. O da zaten iyice telefon gibi oluyor. Yani telefonu koyup böyle görüntülü konuşacakmışsınız gibi ya da şarja takmışsınız gibi oluyor. Çok kullanışsız bence. Yani çantaya atmalık gibi görünüyor. Ancak ben güvenemem mesela. Kırılabilir bu şişe. Çok ince çünkü. Aslında çok nazik, çok şık bir şişe gibi. Ancak çok kullanışsız ve aslında böyle makyaj masanızda çok kaba duruyor. Telefon gibi duruyor. O yüzden hiç beğenmediğim bir parfüm şişesi ne yazık ki. İkincisi çok böyle uzay aracıymış gibi, uzay filmlerinden fırlamış gibi ki hiçbir parfümümde bu etki olsun istemem. O da Bulgari markasının şişeleri. Çok kötü bir tasarım değil mi? Bilmiyorum, hiç beğenmiyorum. Bu gümüşlüğü, bu iç içe geçmiş, parfüm aldığınızda ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ve kapağı yok. O yüzden seyahate giderken bu şekilde buraya bastırarak oluyor ve seyahate gittiğinizde basılıp akabilir. Çok kötü, çok kötü bir şişe tasarımı bence. Ya da böyle salyangoz gibi duruyor. Ya uzay aracı ya da salyangoz gibi duruyor, bilmiyorum, çok kötü. İkincisi ne yazık ki buraya üzülerek koyuyorum. Chloe'nin parfümleri. Çok güzel bir şişe tasarımı.
Kokular çok güzel, her şey çok güzel. Ancak çok kötü kararıyor. Evet, bu bir şeyler yapınca çıkıyormuş. Ancak neden yapmak zorundayız? Yani parfümün lükslüğü gidiyor. Böyle üzücü. Çok kötü duruyor. Ben de diğer iki tane daha Kuley'nin bu şekilde parfüm var. Onlar da yavaş yavaş kararmaya başladılar. Çok üzücü. Ve diğeri, hem kokusundan nefret ettiğim hem şişesinden nefret ettiğim bir parfüm, Mugler'in Angel parfümü. Böyle baktığımızda evet, güzel bir tasarımmış gibi. Yine çok designer bir tasarım. Çok genç nüfusa yönelik yapılmış bir tasarım gibi. Çok bir kalitesi yok parfüm şişesinin ve yine şişe bu şekilde durmak zorunda. Böyle ayakta duramıyor, yan duramıyor. Bunu mutlaka yine bu şekilde koymak zorundasınız. Ve sıkarken de böyle tutarken bir tuhaf oluyor. Yani evet, aslında tutarken biraz rahat tutabiliyorsunuz ancak tutma sırasında bu yıldızın kolları elinize batıyor. Ve bu şekilde yine buraya böyle bastırarak sıkıyorsunuz, bilmiyorum. Hem kokusunu sevmiyorum ne yazık ki, hem de bence şişesi çok basit, çok kötü. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Keşke böyle ayakta durabilse mesela. Bence ayakta durabilse tatlı olabilir. Ama duramıyor. Böyle, bu şekilde tutmanız lazım. O yüzden beğenmiyorum. Benim de en sevdiğim ve en sevmediğim parfüm şişe tasarımları bu şekildeydi. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Söylediğim gibi hazırlandığım parfüm videosunun örnekleri henüz yetişmediği için o videoyu çekemedim. Ne çeksem derken bu videoyu çekme fikri aklıma geldi. Daha doğrusu bir yıldır düşünüyordum ve tam şimdi zamanını buldum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizin en sevdiğiniz parfüm şişe tasarımı ve en sevmediğiniz, kullanamadığınız parfüm şişeleri hangileri? Bana aşağıda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.